Mama, I got a play dance. Günaydın ev halkı. Bak böyle. Sen de onu koy. Annem de yardım edecek, ekmek yapma. Annem dün börek yapmış. Biraz hamur kaldı. Çocuklara verdik. Çünkü ikisi de biraz üzgün. Abisini arkadaşına bıraktı. Maria da çok gitmek istedi. Dona da beşine birden bakamaz, dışarı çıkartacakmış. Ben de dedim gidemezsin Arya dedim. Bir de Arya'nın kuzenleri gelecek zaten bugün, değil mi Arya? O yüzden Arya burada şimdi mutlu. Kim? Ha, o zaman o öğlenden sonra gelir. Okay, siz kahvaltı yaptınız mı? Yavrum siz de kahvaltı değil brunch yapıyorsunuz yani. İki öğün. Evet, Seyit senle bir sağlıklı gibi kitap çıkarsak bence işe yarar. Yapalım mı? Yapalım. Ama ne yapayım, olmayınca gidiyor. Sen ne içiyorsun? Ben kahve içiyorum. Limonlu su. İyiydi. Aslında üşengeçlikten yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Üşengeçlikten mi yapmıyoruz yani bazı şeyleri? Zaten yoksa yok. Beslenme öyle de işte. Ben üşeniyorum. Aynen. Uğraşmak, diğer yemekler daha kolay oluyor. Hiç alakası yok. Bir o düzene alışını yaparsın. Ama yavrum işte. Yok. Aynen. Zor. Zor, zor. Anne bir de alışkanlıklar var ya, o alışkanlıklar i̇şte, vazgeçmek biraz daha yapar, zor oluyor. Bir de doğru bildiğin yanlışlar var. Evet. Aynen öyle. Herkese günaydın. Ben annemlerdeyim. Dünkü videonun sonunu izlediyseniz bilirsiniz zaten. Ben videoya oturdum. Videoyu editledim. Annemler de burada oturmuş kahvaltı yapıyor. Self servis gibi. Aç olan gelsin. Herkes çünkü farklı saatlerde yiyor değil mi? Babam zaten kahvaltısını yapmış. O salata ve yumurta verdin değil mi? Salata ve yumurta verdim. Babam annem resmi çekip bana göndermişti. Böyle afiyet olsun size. Salata tüm yeşillikle yapıldı. Evet. Hadi seni bekliyoruz. Brokoli. Başardık mı? Evet, ben kahvemi içiyorum. Birazdan size eşlik edebilirim. Sen bugün çalışıyor musun? Yok. Yüksel. Ailecek evde oluruz. Yemek planı yapalım. Şöyle güzel bir yemek planı da çıkartalım. Şimdi kaçar. Nereye kaçacaksın sen? Ne? Yok be evde. Ne kebap olur ama yağmur yağıyor şurada, o zaman yaparız. Olur, kebap da olur. Kebap iyi gider. Ama kebap babam pek yememesi lazım, et. Ezgi siyah et iyidir. Yiyebilir. Bağışıklık sistemi için bu iyidir. Yiyebilir. Yağlı yemeyecek. Yani yağlı sindir, anladım da sindirimi zor bir şey ya. Yani sindirimle kadar bir problemi yok fazla. Yiyebilir. Yani siz nasıl derseniz öyle olsun tabii ki. Kebap da olabilir. Biraz kalın, hafif. Hı hı. Olabilir. Tamam, biz karar verelim o zaman. Birazdan görüşürüz. That's why you went there to get tested. Yeah. I did it. I never felt it. No way. Yeah. Amazing. Balance for you. That's okay. Thank you.
şimdi aç. Surat ifadesini göreceğim. Surat ifadesini göreceğim. Hayır hayır, surat ifadesinden belli eder. Evet. Bekle ama bekle. Evet. Ben şuna karşı mı? Ben sana canlı. Anne bekle, cinsiyeti kaynabam açıklayacak. Bekle, kimse bir şey demesin. Bir saniye. Hayır, biz de bir ekleyeceğim düzgün. Şey Can, ablamlar ne yapıyor? Annen halen anlamadı. Şimdi rengine göre mi dedi? Ne üstünde resim var? Hayır, dede bana rengi var mı ya? Orada yazıyor olacak babanın. Rengi. Rengi değil, orada yazıyor olacak. Ay sen anlarsın yani, sen aç. Anladın da yani yazılan kağıt mavi ise. Hayır, tamam. Öyle değilse sana söylüyorum. Orada yazı yazarak gösterecek. Ay merak etme. Tamam. Seyit abi kendini çekin. Ben çekin. Şimdi cinsiyeti hepiniz dinleyin mi? Ay merak etme. Tamam. Evet. Evet. Herkes etkili olmalıydı. Tamam. Anne buraya gelsene. Tebrik ederim. Nasıl hissediyorsun anne? Arkadaşlar. Tamam da karabalık olsa tatlısın. İki kişinin ne işi oluyor? Kurban oldum. Evet. Sana onu diyorum her seferinde ve şu an yıkadıkların da kalabalık zaten. Hani bak diyebilirsin ki bunları yıkamak bana beni rahatlatıyor anlarım. Ama makinem var. Makinası bir de... Aa Devren hayır. Bir de makine boş.
Dolu olsa diyeceğim ki kadın boşaltmak istemiyor. Boşaltın, ben hep boşaltıyorum. Bak suyu harcadığın için bir ton da laf edecekler şimdi. Su da çok gidiyor. Şey de çok gidiyor. Gaz da gidiyor sıcak suyu kullandığın için. Evet, gaz da çok gidiyor. Ne bilmez olduğunda. Bir saniye. Arya ne yapıyorsun? Arya ver onlara çünkü o Devran'ındı. Ben bile gördüm o. Devran'daydı o. Ver. Tamam ben alacağım. Ben alacağım şimdi onu. Oy aşkım. Ben alacağım şimdi. Anam. Siz buranın altını nasıl yaptınız boya? Gel. Çocuğum ne güzel kendine bir şey yapmış. Senin çocuğun bir şey. Bunu Devran yaptı aşkım. Gel gel sana başka bir tane bulalım. Al aşkım. İstediğin gibi yap şimdi. Ben de Arya'ya gidip başka bir tane yapacağız. Bir tane de kablo ver. Bunu istediğin yere koy. Bunu buraya koyalım mı? İstiyorsan bunu çıkart. Bunu nereye koyalım? Aşkım. I just want him to play. Şu Stilex Stilex makinesiyle bir kahve yapalım. Türk kahvesi. İçelim. Ney ney? Ya çizmişler gene ya. Baksana. Geliyorsanız gelin. Yalnız. Ehe de yarın gelin size. Arya imzasını bırakmış. Aha. Anne. Yani kim yaptı diye sormamıza aha gerek yok. Bonore sana. Lütfen değil. Anne. Arya imzasını bırakmış. Arya ne yapmıştım ben sana göstereyim. Dur ben sana göstereyim ne yapmış koltuğu. Görün mü Arya? Neyse sileriz. Bir şey değil sileriz. Tamam. Yapmadığımız bir şey değil. Habire bir şeyleri siliyoruz, ediyoruz. Hadi bay bay. Türk kahvesi kadar güzel kokan başka bir kahve bilmiyorum. Gerçi ben bütün kahve kokularını seviyorum ama. Vallahi işte kahvaltı toplamı mutfağı da aa anne senin diğer kahven neredeydi? Mardin'de aldığımız onu yapıyorum. Şey ya, menengiç kahvesi. Ha nerede o? Burası. Menengiç değildi o başka bir kahve. Menengiç kahvesi. Orada bak. Ama onu öyle tencerede şeyde yapmam lazım cezvede. E doğru neyse boş ver onu bırakalım. Onu cezvede yapmamız lazım ama bir şey değil. Şimdilik bunu yapalım. Ha telefon yanında değil bilmiyorum. Belki bilmiyorum. Kim? Yönetim Rizki aradım. Kahve yapıyor bize. Kimi aradı? Beni mi aradı? Ya ben telefon sessizde. Ha onda aramıyorum. He, Miski çocuğu yapıyor çocuğu. Peki onun için. Tazı nasıl oluyor? Anne bu niye olmadı? Nasıl niye olmadı? Buna bastın. Bastım. Işıkla yanıyor. Koydum. Sen önce buna basmadın. Hayır. Üçe bastım çünkü büyük fincanı kullanıyoruz ya. İki tane. Tamam farz et ki üç tane istiyorum anne. Fark etmez çok kaynar. Tamam işte onu diyorum çok kaynasın. Şimdi tamamdır. Şimdi tamam. Oluyor ha oluyor şu an. He. Ha. Buna bastığında çünkü bir anda puf yapıyor şuna ya. Şuna bastığında ya közde pişmiş gibi oluyor. Evet oluyor mu peki bu öyle? Şey. Güzel oluyor tadı he. Tadı güzel oluyor. Deneyelim. Bu 3-4
Hani fincan büyük yani normal Türk fincanları gibi değil bu. Espresso bardağı bu. Bunu da seviyorum. O yüzden fazla kaynasın. Bir de fazla kahve koydum zaten. Böyle içeriz. Bir biz içiyoruz zaten. Sen de yıkadın mı? Yani kalabalık olduğumuzda diyorum ki anne kendine iş çıkarma, zaten makinayı kullanıyoruz. Bununla uğraşma diyorum. Bir türlü laf anlatamıyorum. Ezgi, bu çiçeği belki izleyicin hatırlar. Bana göndermişti. Şöyle daha bunda küçük bir şeydi. Şundan daha küçük bir şeydi. Hatırlıyor musun? Hangi izleyicim? Tabii sen eski evdeyken. Eski kirada oturuyordun ya. Bana bir tek farima çiçek gönderiyor. Bir izleyici bana bunu göndermişti. Sana da aloe vera geldi. İşte o farimaydı. Emin misin? Evet. Bence farima değildi ya. Farimaydı. Öyle mi? Evet. Zaten şey bir tek farima gönderi. Bunda iki tanesi kırıldı. Ha, bu farimanın aloe veraları. Kırıldı tabii. Şöyle bir şeydi. Bunda daha küçüktü, göndermişti. Ha. Bir hafta bir gün oraya gidek. Annesi de var. Olur. Yarın değil, salı günü gidek anne. Olabilir. Salı günü gideriz. Güzel, evet böyle. Şu masayı da kadın bana vermemek için var ya, yani ne ya yapacağını şaşırdı. Ya he. Ben dedim ki tamam, anne bunu süs olarak almışsın, salonun bir köşesine koymuş. Kullandığını ya, asla görmedim şimdiye kadar. Anne senin coffee table var tamam, zaten. Götür. Kullansan diyecek bir kadını kullanırken gördüm. Ama çocuklar kırmayacak bu, götür. Evde hangi bir şey kırdı ki? Yok işte. Sonra kaç gündür söyledim. Bu sel gelmiş çiçeklik yapmış. Bu masa çiçeklik yapmadın. Yerde diye çiçekler. Evet. Rüzgar kırıyor. Ama yalnız bunlar böyle de güzel olmuş. Bunlar hemen kırılan bir şey. Hemen. Bu küçük boyu mu, büyük boyu mu? Büyük boyu. Bu ama güzel de olmuş yani, şık durmuş şimdi. Doğruya doğru. O da bir gerçek. Şık durmasına durmuş. Yani tekrar hatırlatmak isterim. Türk şey, o mağazaya gittiğimizde baktığımızda bunu ilk kimin gözü gördü? Eskiden sonra ben değerdim ama. Sonra kıyıp aldıran? Çok güzel ama kullanmıyor işte. Sorun orada. Hayır, yine alırdım ben. 130 lira mı? 150 lira mı? İkisi. İkisi. Yok ya, o kadar değildi anne. Pahalıydı, olur mu? Ha. Şimdi sen bana fakir mi demeye çalışıyorsun, ben anlamadım. Sen alın, sen alamadın, ben aldım. Sen söyledin ama en çok benim hoşuma gitti. Ben onun için aldım. En çok benim hoşuma gitti. İşte ben de sana kıyamadım, sana aldırdım. Su koydum, az mı çıktı? Kahvelerim soğuk. Efendim? Mami, abla hadis. Abla hadis. Oo, sen olmuş anne. Sen şey çok ömürsüz biraz konuştun. Şekersiz yaptım, bayağı da sert olmuş yani. Yo yo, bir şey değil ya. Anne dudak payı var zaten, sen dolmuş. Birer kaşık koyacağım. Bir fincana bir kaşık. Zaten öyle yaptım. Bir tatlı kaşığı. Niye acaba onun içerisinde çok olur. Biraz fazla kaşırdım. Mami. Hı. Dudak payı. Getir biraz şey de. Hangi tarafa istiyorsun? Böyle mi gitsin? Evet. Ya ama böyle gitmiyor ki. Çok güzel sunumlar gelmiş, böyle sunum ve süslük. Hepsi ama yılbaşına özel dekor. Böyle şeyler var. Neydi şunun adı? Bakın, ceylanlı falan böyle. Mumluk. Sunum tahtası çok hoş. Gerçekten güzel. Bunlar çok güzel kokuyor. Kurutulmuş. Limon, portakal, zencefil falan. Hoş bu. Güzel bir koku saçıyor her tarafa. Gel aşkım. Mumlar falan da çok hoş. Bunlar. Böyle. Gel aşkım. Kışın bilindik kokusu. Tarçın. Gel. Evet, rüzgarın şeyini giydin, hırkasını giydin. Çok tatlı şeyler var gerçekten de. Güzel kokuyor burası. Biz şimdi annem, Mizgin, Arya, ben Sainsbury's'e geldik. Ay, çok tatlı ya. Gerçekten çok güzel böyle. Kış ayı gerçekten, hani çiçek böcekten daha fazla böyle, ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Gel bu taraftan. Devran. Şimdi
şu tarafa doğru. Burası hep ev eşyası. Ondan sonra marketin diğer tarafı zaten süpermarket. Bu tarafı da kıyafet ve ev eşyaları var. Az ileride de çocuk, oyuncak, kitap ve kıyafet bölümü. Bizimkiler nereye gitti? Kaybettim onları. Elektronik eşyalar. Bakın yılbaşına özel çocuk kıyafetleri falan da çok güzel. Devran buraya gel aşkım. İndirime girse alınır. Burası arada bir indirime giriyor ama. Böyle mevsimli kıyafetlere tam fiyatı vermek ben sevmiyorum. Devran buraya gel. Evet, Mizgin yine Arya'yı götürdü oyuncak bölümüne. Nerede Arya? Kendini kaybetti. Nerede? Ha. Ne bakıyorsun aşkım? Gel ben seninle gidip bakayım. Arya zor seçiyor. Arya 10 saat böyle bakacak, edecek, seçecek. Hangisini istiyorsun aşkım? Bebek mi alacaksın kendine? Bak şu küçükleri çok güzelmiş Arya bunlar. Arya bunlar çok tatlı. Yengesi hediye almak istedi. Aa Arya bu da çok şirinmiş. Bak çok güzel bu prenses Disney karakterleri. Aa ya da Arya şu. Bak bu Barbie'ler her şeyi var bak montu var. Aa bir de kamp yapıyor. Kamp değilmiş köpek eviymiş. Arya bu toplardan alıyorsun hiçbir işe yaramıyor kızım şunlar. Arya senin bundan vardı hatırlıyor musun? 3. yaş doğum gününden almıştım. Hala da var evde. Ne istiyorsun? Ne ki o? Ha. Ama bunu biz kendi evimizde oynayabiliriz. Çünkü anneanne istemez onu. Tamam evde oynayalım o zaman. Tamam. Şimdi kıyafet bölümüne geçelim. Devran gel. Evimize yeni bir neşe, yeni bir güneş, yeni bir bal geliyor arkadaşlar. Tabii ki ilk öğrendiğimiz günde böyle tatlış bir kıyafet almak lazım olur. Aşkım gel daha bebeği onu giyemez gel. İnşallah sağlıkla kucağına almayı da nasip eder Allah'ım. Arya bu ev elbiseler de çok güzelmiş yeni bebeği. Bunu artık seneye giyer. Seneye kış. Ha bak o tarz bir şey olabilir. Bir de anne kaçıncı aya geliyor doğumu ona göre de düşünmeniz gerekiyor. Sen çorabı giydirin altına. Anne sen şort diyorsun da bu zaten bacağına kadar gelir ki. Annem torununa kıyafet almaya başlamış bile. Bak mesela şöyle şeyler çok tatlı oluyor. Şunu çok beğendim. O da güzel aynen. Atletli şeyler çok tatlı. Hastanede ilk çıkış kıyafetine bakıyoruz şu an. Bence şu daha iyi ya. Aa Devran. Ha? Güzel düştü değil mi? Bu çok güzel. Vote yapın hangisi sizce? Şu daha güzel. Ezgi ablanın seçtiğini ben. Ya, bence de bu çok tatlı. Bu nasıl giydireceksin çocuğa? Yeni doğmuş bebeğe bu giydirilir mi? Bu çok tatlı anne. Yeni doğmuş bebeğe bu giydirilir mi? Tabii ki minnak böyle bacakları da çıkacak aradan. Ne istiyorsun? I'm gonna buy it for you now, okay? I'm gonna buy it for you now. Şunlar da çok tatlı böyle tam klasik hani penniye güzel ama küçük bedeni yok bunlardan. Böyle pastel pembesi falan var çoğunlukla çok açık neutral renkler var. Şunlar biraz bebişe incitebilir bunlar. Gel annem gel tut elimi gidelim. Hemen direkt pembelere nasıl saldırdınız değil mi? Aynen. Aa, çok iyi.
Arya bak aslında en güzelini en güzelini Arya seçti. En daha. Ha çıkartalım. En güzelini Arya seçti çünkü en doğalı o aslında işte en yumuşağı. Onun 0-1 ay yok mu 0-1 ay? Yok baktım. Hani ben istiyorum ki böyle hatıra kalsın. İlk giymelik diyorsun. Evet. Bak bu aslında çıkış şey. Çok güzeller var. Rüzgar aşkım olmaz ki. Bunlar çok güzel. Var mı orada? Bunlar çok tatlı. Tam doğal işte bunlar. Ama şey ilk çıkış kıyafeti biraz şirin olması gerekiyor. Çok tatlı. Allah halası seçti bir tane. Anne halası seçti bir tane. Ama işte şortlu. Anne şortlu diye sen şort giydirmiyorsun. Altına başka bir şey giydiriyorsun. Çorabı varmış. Evet çorabını giydiriyorsun. Çorapla böyle oluyor. Peki olsun. Halası bir tane beğendi. Çünkü tam rengi falan da güzel. Pastel değil. Açık bebek pembesi. Evet. Çünkü renkler çok şey soluk. Tam bir... Evet o da Türkiye'deki güzel. Türkiye'deki bebek güzel. Gecelikleri var ya. Ben buranın güzel. Penyesini seviyorum. Yumuşacık. Ne? No, 0-1 aylık. 5 kiloya kadar anne. Arya for this my basket. She probably picked the right ones. Ya da başka yerde bakarız ya. Burada pek güzel model hoşuma. Valla ben bunu aldım. Ben ilk kıyafetini aldım. Siz gidin bakın. Sen illa kafayı ona taktın. Anne bence bu sefer herkes benim fikrimden yana olacak. Şu? O da güzel. Renk yok renk. Arkası fırfırlı. Yeah. İki tane böyle alayım ben bunları alacağım. Ver Ezgi abla onu da alayım. Ezgi abla you got this. Remember you got this in burgundy. Nerede o? Aa, demek ki benim şeyim hiç değişmiyor zevkim. Kızım olmaz diye başkasına vermiştim ve çoraplıydı. Çoraplı var. Onu ben aynısı. Alacağım. Ver bana. İlk hediyesi. Değil mi? Buna benzer yine bir şey almışım. Rüzgar'ın cinsiyeti daha belli olmadan önce ben kız tahmin edip kız kıyafeti almışım. Mizgin diyor buna benzer yine bir şeydi diyor. Hadi gidelim. Tamam gel oğlumun çünkü emziği yok kızlar. Hadi gelin. Gel. Market nasıl kalabalık? Nasıl kalabalık? Çünkü bugün pazar günü ve 4'te kapanıyor. Her yer çoğu insan da işte pazar günü evde olduğu için alışverişini bugüne saklıyor. Neyse biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Devran'a emzik almaya. Şimdi akıllı olan bir insan emzik almaz. Çünkü 2 gündür kullanmıyor zaten. Biz bütün emziklerini 4 tane vardı evde. Hepsini de biz şeyde unuttuk. Gel bu tarafta değil. Okulda unuttuk. 2 gündür çocuk emziksiz yatıyor. Ve bu bir işkence hem bana hem kendisine. Aklı olan der ki Ezgi madem bırakmış hiç vermeyeydin. Ama ben akıllı bir insan mıyım? Değilim. Tipe bakın. Kendini ne hallere koyuyor. 2'den 1 bir de bana diyor benim karnım ağrıyor şöyle böyle. Maksat diyor yani ağzındakini ver. Gel. Tamam alacağız. Ondan sonra şimdi de ben de alacağım oğlum alacağım. Nerede bilmiyorum. Kendini yerlere attı resmen emzik için. Kalk. Gel alacağım çocuğum kalk. Kalk alacağım kalk. Anam bakalım kendi emziğini kendi seçebilecek mi? Gel buldum gel. Heh. Hangisi senin emzik? Kendi emziğini bulabilecek misin? Gel. Heh, bak burada emzikler. Nerede seninki? Heh buldum. Nerede? Bak emzik yukarıda. Nerede? Hangisi seninki? Hangisi? Gel tut. Gel kucaklayayım seni. Sen seç. Hangisi seninki bu? Bu seninki. Ha? Bu seninki. Hangisi seninki? Buldun emzini. Nasıl seviniyor Allah'ım. Gel. Tamam burada al. Renkler şu var. 18-30'a alıyorum ben. Bu şu var. Şu zaten evdekiyle aynısı. Bir de pembe varmış. Hem bir de sarısı var. Sarısını alak. Çünkü hep bunu kullanıyor zaten. Devran. Allah'ım nasıl sevindi çocuk. Ya Rabbim bir emzik için.
Hadi gel tut elimi. Yeah, that one. Hadi gel. Open it. Şimdi değil. Eve gidip yıkamamız lazım. Mom, I got big one. Did you? Big one. Hadi gel. Ha, tamam. Şimdi market alışverişi. Devran, be careful. Şöyle annemle çekeyim. Şimdi neye karar verdik anne yemek için? Tava yapacaksın. Karışık etli, sebzeli tava. Şöyle mantar, biraz patlıcan. Şu mantarı al işte organik olandan. Organik olandan al ama altındakinden al. Gerçi bu 09, anne o 08. Bu onlardan sonra geliyor. Tamam, organik olanından al. Organik baya bir sanki rengi bir şey değil. Renginden değil, baya bir yumuşamış. Ha. Onun için. Tamam, sen bilirsin. Miskin nereye götürdü sepeti? Ben böyle alamam ki. Anne, domates lazım mı? Nasıl dayanamadı, açtı kızlar. Vallahi ağladı, verdim. Ne yapayım? Tamam. Hadi gel. Hiç içmedim. Çünkü midem bulandı hep. İyi mi ki? Aynısı. Tezmak içtin 26 nutrient. Vitamin. Tamam. Mom, I put that in your pocket. Tamam. Et var mı? Tamam. Hayat ne? Bir tane var. Tamam al. Bunlar kaç tane? Karnı bahar istiyor mu? Evet, var. Devran. Hadi gel. Aman aman. Bir şey değil, diğeri aynısı zaten. Hangi çok güzel, söyle bana. Hangi çok güzel. Şey, çorba koymam için. Tamam işte, onu da koyabiliyorsun. Ben diğerini kullanıyorum zaten, oradakini. Şimdi geldik eve biz. Şöyle gördünüz zaten aldıklarımızı. Bundan iki tane brokoli aldık. Üç tane... karnıyarık. Karnıyarık değil kız. Bunun adı ne? Kafa gitti iyice. Patlıcan. Patlıcan, mantar, limon, patates, kapya biber. Annem şimdi brokolili mercimek çorbası yapacak. Biraz da kabak. Ondan sonra döne falan geldiğinde de onlar da şey yapsın. Hava yemeğini yapsın. Benle annemin ufak bir işi var, dışarı çıkacağız, sonra geri geleceğiz. O yüzden biz yapabildiğimiz şey şimdi yapalım bir saatin içinde. Ondan sonra çıkarız biz. Şimdi malzemeyi aynı anda hazır edin.
yeter aynen. Çocuk faydalı mı? He vitamin onu kullanabilirsin zaten. Günde kaç tane yazıyor? Bir tanesini şey için tavaya koyalım, bir tanesini çorbaya anne. Ha? Bunlar da bayağı diyorsun. Bir tanesini tavaya koyalım. Ben bunları kullanmayı seviyorum. O toplardan artık almıyorum ki hep bunları alıyorum ben. Neyse bir tanesini... One cup of turday with your main meal. He tam o zaman akşam yemeğinden sonra içelim. Bir brokoli anne. Bunları yıkayın çorba için. Ben yaparım ben çorbayı. Tamam hadi yemeyeceğim. Yerleştirmeme gerek yok ki çünkü kullanacağız birazdan. Çocuklar da yer mi? Çocuklar da yer. Onlar zaten tek sevdiği çorba mercimek çorbası. Her gün yap, her gün içiyorlar. Patates atayım içine bir tane. At at patates at bir tane. Az değil mi? Az bir şey pirinç atıyordum ama atmayacağım. Yine pirinç atma patatesle. Gerçi ikisi de aynı. İkisi de yemiyorlar kaldı bu sefer. Çünkü içine zerre de girecek daha. Aşkım biz yemek yapacağız şimdi. Arya. Arya onu alma. Arya onu alma. Seviyor musun? Ben de iki tane. Şöyle dönüp şey. Tarhana getirdi. Ben evdekini bitirdim. Şu sade olanı benim için, baharatlı olan annem için. Vallahi ben bir tane aldım dedim gitmez ama bitti bize. Ben bayağı yiyorum bunu. Git gel atıştırıyorum. Bir tane var bende. Kızlar döne de geldi şimdi. Her ben yaparım sonra. Tamam. Tava yapacağız. Çorba hazır. Karışık bu sefer şey içine koydu annem. Ek olarak brokoli koydu. Etsiz yap, şey içine iki parça da kemikli et koydu, tavuktan hariç. Yani iki kemik, brokoli, kapya biber, soğan, sarımsak ve mercimek. Yağ falan da koymadık, etin yağı var diye. Biz gittik, geldik, döne ile miskin yemeği yapmışlar. Güzel görünüyor ama ya da ben çok acıktım. Bak, lezzetli görünüyor. Yok, hani et vardı ya. Bulgur pilavı da burada. Şimdi servisimizi yapalım. Çocukların karnını doyurmuşlardı. Tam biz geldik masada çocuklar yiyorlardı. Biz de yiyoruz. Biraz kalabalık burada. Şöyle kısaca bir göstereyim. Not more. Şöyle biraz kalabalık. Demiş teyze var. Dönenin annesi babası geldi. Döne şunu da elimden alsan oraya koy. Hey çocuklar burada ne var aşkım? Miskin çocukların karnını doyurmuş bu güzel yemiş. Gittim derini de aldım. Bu tarafta oturuyor. Bizimkiler de burada olanlar. Yemen neydi? Oh yemesini yemiş. Herkes her zaman bununla geliyor biliyor musun? Hadi gel gidip yemek yiyelim. Ben acıktım çünkü hadi. Yemekler yenildi. Çaylar demlenildi. Şimdi ben de biraz böyle çerez merez bir şeyler indireceğim. Bu videoyu da burada sonlandıracağım arkadaşlar. Misafirler falan varsa orada bayağı bir kalabalık zaten.